Sağlıklı yaşamdan merhaba. Ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugün sizlerle yine farklı konu ve konuklar karşınızdayız. Ee, değişik bir konu konuşacağız. Gerçekten gündemimizde olan bir konu aslında. Ee, kat zamandır böyle konuyu aslında konuşmak istiyorduk ama uzmanlar bizim için önemli. Bu konunun uzmanı kimdi diye bulduk. Yardımcımız ee, yardımcı doçent doktor Erinç Erçağ bizlerle. Kendisi Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı. Konumuz bugün dijital dünyada ebeveyn olmak. Yani Hepimiz aslında öyle bir zamandan geçiyoruz ki sosyal medya, Facebooklar, Instagramlar, YouTube'lar ee, karşımıza bir sürü görsel görüyoruz. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar. Tabii bunların çocukları, çocuklar üzerine etkileri. Çok küçük yaşta artık çocuklarımız internete girmeye başladı. Ellerine telefonlarla, tabletlerle gezmeye başladılar. Peki biz çocuklarımıza nasıl yardımcı olmalıyız? Erinç Erçal e bizlerle. Hoş geldin Erinç. Hoş bulduk Orhan Bey. Çok teşekkür sana. ederiz. Bugün bizleri kırmadınız. ...böyle güzel bir konuyu bizlerle paylaşacağınız için. Ne mutlu bana ki bu güzel davetin içinde tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Önce bir sizi tanıyalım. Erinç Evşah ki. kimdir? Bize bir kendinizi tanısırsanız. Ee, ben 1981 Lefkoşa doğumluyum. İlk orta e, lise öğrenimimi Lefkoşa'da e, tamamladıktan sonra... ...üniversiteyi yakın üniversitesinden itibaren başladım. Sonra üzerine işte yüksek lisans ve doktora programını tamamlayarak... ...Bilgisayar Öğretim Teknoloji ve Öğretmenliği bölümünde doktorumla beraber öğrenim hayatımı tamamlamış olduk. Aslında tabii akademisyenler için tamlamış olmak çok da doğru bir kavram değil. Bilmiyorum. Okumaya devam ediyorum. Evet. Şu an yardımcı doçent olarak yine e, girin Üniversitesi'nde görev almaktayım. Bu süreçte. Tabii ki BÖTE'den hiçbir zaman kopamayık. BÖTE bizim için çok önemli bir alan. Teknolojiyle eğitimin birleştiği bir alan zaten. E tabii ki biliyorsunuz teknoloji son dönemlerde çok büyük bir önem arz etti. Biliyorsunuz yaklaşık bir iki buçuk üç yıl önce bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi sürecinde aslında BÖTE'nin yani Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi'nin ne kadar önemli olduğunu aslında gördük. Çok hazırsız, hazırlıksız yakalanan kesimler de oldu. Biz tabii bu alanda görev aldığımız için, bu alanda çalışmalar yaptığımız için daha bilinçli, daha emin adımlarla aslında yolumuza ilerledik. Ama tabii ki bizim de bazı noktalarda sıkıntılarımız olmadı mı? Değil, olmuştur mutlaka. İşte bu e, BÖTE yani bilgisayar öğretim teknoloji alanı bugün işte dediğimiz gibi hem eğitimi hem teknoloji birleştiriyor. Teknolojiden eğitimde nasıl etkili kullanabilirik, nasıl verimli kullanabilirik, bundan nasıl fayda çıkarabilirlik aslında bize bunun ışını tutuyor. Ki bugün e, konumuzun dışında bir şey ama yine de bunu izleyenlere bahsedelim. Örneğin bir yapay zeka teknolojisi yine bir BÖTE'nin aslında alanın içerisinde olan bir yapı. Çünkü bugün yapay zeka teknolojisini eğitimle bağdaştırırsanız doğru bir şekilde çok faydalı ve çok gerçekten etkili bir öğrenmeyi sağlayacaktır. Ee, ki bugün konuşacaklarımızın içerisinde olan alfa kuşağının bugün teknolojinin içinde doğan bir kuşak olması doğal olarak da artık bizim geleneksel öğrenmeden çıkmamız ve tamamıyla artık teknoloji destekli, teknoloji tabanlı veya tamamıyla teknolojinin entegrasyonunun içerisinde yer alan bir öğrenme modelini artık okullarımızda Görmemiz gerektiğini de buradan tabii bir kez daha altını çizmekte fayda var. Çok mantıklı. Çünkü artık gerçekten yeni dönemimiz öyle bir dönem ki bu teknolojiye bağımlılık artık kaçınılmaz son. Evet. Ee, ve pandemi dönemi dediğiniz gibi çok büyük sorun oldu aslında. Hazır tabii. size kadar çok insan oldu. Tabii, tabii. Ben kendi örnek verebilirim. Ben pandemi dönemine kadar sosyal medya asla kullanmıyordum. Sosyal medya karşıtı bir insandım hatta diyebilirim. Ee, pandemi döneminde artık mecbur. Öyle bir döneme girdik ki. Ee, mecburen bu sosyal medyanın içinde bulunmak zorunda kaldık. Çünkü bir o bize bir açık bir kapıydı aslında. Evet. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde de belli bir süre yasaklar oldu bu konuda, evet. ee, sokağa çıkma yasamı evet. vesaire filan. Evet. E, tabii o süreçte işte eğitim aksamaması gerekirdi Tabii. Ki biz her zaman söylüyoruz eğitimde eşitlik ilkesi noktasında. Şimdi diyor X bir ülkedeki eğitim devam ederken Kıbrıs'a eğitim devam gerekirdi. Hı hı. Veya farklı ülkelerde devam edilmesi gerekirdi. O çocukların da e, eğitim ve öğretim eline alamazdık. Tabii. Hı hı. Tabii. bu noktada gerek e, devletimiz gerekse Milli Eğitim Bakanı bu konuda güzel bir aslında adım attı. Ve okullarda diğer üniversitelerde gerek yok gerekse yudak bu noktada hı hı. E, online eğitimi e, başlantılığını saladı ve böylelikle tabii ki bu süreç e, ilerledi farklı farklı tabii ki e, uygulamalar aplikasyonlar yaratıldı İşte zoomlar çıktı ortaya, ya google meetler çıktı evet. e, windows teamsler çıktı vesaire vesaire yani bir nerede vardı aslında yani. bu tarz şeyler ama daha da gündeme geldi. Daha da kendini geliştirmeleri gerekiyor, onlar da tabii evet. ki. Olmayan ortaya çıktı. Olmayan ortaya çıktı. Evet, evet. Çıktı. yani evet sınıflarda kullanabildiğimiz bir 0 tuz dediğimiz, pekiz araçları vardı mesela, Hı -hı. kullandığımız eğitimde Hı -hı. mesela. Biz bunları işte eğitime destek yani böyle bir yardımcı araç olarak kullanırdık. Araç olarak, evet. Ama o uzaktan eğitimde artık baktık ki bunlar olmazsa olmaz. Yani artık böyle silahımız, mermimiz gibi bir Hı -hı. noktadaydı. Hı -hı. Onları da devreye kattık. Farklı bölümler, farklı üniversiteler, farklı alanlarda mesela. Hı -hı. Çok daha tabii. fayda, çok daha verimli tabii. oldu. Tabii. Bu da güzel oldu çok yani güzel. bizler için. Ya tabii sonra pandemi tabii bitti. Pandemi bittikten sonra tabii ki halen daha bugün kullanıyoruz. Yani mesela bugün yani Google Meeting halen daha biz örneğin belli noktalar toplantılarda uzaktan erişim açısından da çok bizim için kullanıyoruz. Yani, yani öğrencilerle de halen kullanıyor musunuz? Tabii ben mesela mesela örneğin dersimizi yaptık. Arkadaşlar akşam saat de bu konuda bir tartışma yapalım sizlere çok deyip. Güzel. Akşam saat de mesela linki yolluyorum engellerine giriyorlar. Oturuyor tartışıyoruz. Zaten güzel. şu an e, Orhan Bey şöyle yani e, yökünde bize vermiş olduğu kriterler e, açısından yüzde otuza kadar şu an halen daha online eğitimi yapabiliyor e, istenilen noktada. Yüzde otuza kadar bir maksimum bir limit veriyor size. Örneğin işte hemen hemen bir e, bölümde en az bir ya da iki dersin online olduğunu düşünürsek halen daha yani bunun e, yapıldığını söyleyebiliriz. Çok ki. güzel. Ama böyle bir dönemde artık zaten artık zaten kaçınılmaz. Evet. Peki ben şimdi bu güzel bir giriş yaptık böyle. Ee, bizim asıl konumuz bugün böyle ebeveynler çocuklar olacak ya ...direkt ben sosyal medyayla girmek istiyorum... Tabii. ...konuya... Tabii. ...ondan sonra ağır ağır tabii yine açacağız ama... Tabii. ...sosyal medya ve teknoloji... ...sosyal becerilere zarar verebilir mi çocuklarda? Bunu çok merak ediyorum açıkçası... ...detaylandırır mısınız? Tabii şey? ki... ...şimdi sosyal medya... E, ...en başta şunu söyleyeyim... ...sosyal medya aslında isminin de olduğu gibi sosyalleşebileceğimiz bir araç olarak görüyoruz. Hı. Ama tabii bu bir yüz yüzesinden şu an yaptığımız gibi iletişim kurabileceğimiz bir ortam değil. Hı. Yani şu an bunun bende aldığım verimle, etkiyle online ile yaptığımız etki aynı değil. Bu en başta bir e, oturup konuşmaktan net bir şekilde ifade etmekte fayda var. Ama sosyal medya nedir? İşte insanların, sosyal e, hayatlarını e, veya farklı kişilerin, ünlülerin veya sosyal alanda araştırdıkları hobileri, hmm. e, kendi sevdikleri ilgileri, ilgilendikleri konusunda araştırma yapabilecekleri, bunlara kolay bir şekilde aslında ulaşabilecekleri bir ortamdır. Hmm. Ki bunun ilk en canlı örneği de ilk başta tabii ki biliyorsunuz Facebook ve Twitter'da. Evet. Twitter tabii ki 150-155 sonra işte 160'a kadar çıkan bir karakter sayısıyla insanların işte belli konularda düşüncelerini paylaşabilecekleri bir platformdu. Ki halen daha da aynı mantıkta ilerliyor. Facebook bu konuda daha bir tık öne çıkar ve daha çok bir tabii ki kullanıcı sayısını artırır. Ne yapar? İşte derler ki sosyal medya aracı olarak daha bir etki olsun. İşte içerisine video katıyor. Evet. Fotoğraf katıyor. Evet. Yeri geldiği zaman farklı farklı metinleri sınırsız bir şekilde paylaşabiliyor derken görsellerimizde bunu görebiliyoruz böyle bu evet. şekilde. Sizin bize Evet. E Mesela bu da Instagram'dan aslında evet. bir örneği. İşte insanların sosyal dünyada Yaptıklarını e, ne yapıyor? Belli bir zaman diliminden sonra fotoğraflıyorlar. yollar. Evet. Tabii ki bunun üzerine de biraz bir şeyler tabii ki e, ekleyeceğim ben Hı -hı. birazdan. Hı -hı. E, diğer taraftan Facebook ve işte akabinde devam eden Instagram'dan Hı -hı. Pinterest ve benzeri sosyal medya araçları günümüze geliyor. Hı -hı. Şimdi bu çocuklarımızın sosyal ilişkilerini veya sosyal becerilerini etkiler mi? Evet. Şimdi saatlerce sosyal medyada kalmak. Ki bu ciddi bir uykusuzluğu sağlıyor. Tabi. Bunun dışında biliyorsunuz sosyal medyada vakit geçirmek ve kontrolsüz bir saat geçirmek insanların sosyal ilişkilerini engeliyor. Bu, ee, bu oyun bağımlılığında bunu canlı bir şekilde görmekteyiz. İnsanlar yemek yemeyi bile unutuyor, ee, su içmeyi unutuyor, saatlerce sosyal medyada kim ne paylaştı, kimine yorum geldi diye bir başlıyor insana telefona veya tablete veya bilgisayara. Ne oluyor? 3 saat, 4 saat bir bakıyorsun ki orada oturmuş, fiziksel yapıslarda söz konusu burada da ki Tabii. benim yüksek lisans tezim bu yöndedir. Ergo özellikle bu bilgisayar ortamlarının ergonomik açıdan düzenlenmesiydi benim konum. Örneğin mesela bir karpal tünel sendromu biliyorsunuz mm -hmm. bileklerde. E siz devamlı olarak o bilekler çalışıyor, evet. parmaklar çalışıyor ki tenis hastalığı diye biliyorsunuz halk arasında. E mesela bu ciddi bir beceriyi engelleyecek bir yapıdır. Veya işte örneğin uykusuzluk bir beceriyi engelleyecek bir yapıdır. Veya sosyal ilişkileri minimum düzeye çekebilecek yapılardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz bu konuda uzmanlar olarak. Önemli olan burada süre ve bir de buradan bizim elde edeceğimiz faydalardır, amaçtır. Yani ben sosyal medyayı kullanıyorum. Ne amaçla kullanıyorum? Benim buradaki kullanma sebebim nedir? Önce bunu aslında bir karar vermesi gerekir bir bireyin. Şimdi sosyal medyada bir youtuber olursunuz gibi veya bir Dijital içerik uzmanı diye de geçiyor artık hmm. yakın zamanlarda farklı terimlerde kullanılıyor veya dijital içerik üreticisi diye de geçiyor. Şimdi bu tarz kişilerin evet belli alanlarda bizim daha fazla kullanabilmesi normal bir şeydir. Ama örneğin bir örneğin bir lise çağındaki bir gencin ki sosyal medyada ben özellikle paylaşım yaparım hatta bu konuda veya işte seminerde de söylerim. Örneğin 2 saatten fazla günde iki saatten fazla o bilgisayar ve interneti kullanmaması gerekir. Çünkü bu dediğimiz gibi hem sosyal hayatına etkileyecektir e, hem çocuğun uyku yemek içme e, efendime söyleyeyim o fiziksel yapısına etkileyecektir. Büyüme kadar. Tabii ki çünkü düşün mesela çocuk 4 saat boyunca bilgisayarın başında veya tabletin başında bu şekilde kalıyor. Evet. Sonra diyor ki boynum ağrıdı. Tabii Omzum ağrıdı, sırtım mağrı sırtı ağrıdı ya tabii. da parmaklarım ağrıyor. İşte bunlar hep bunlar aslında e, tetikleyicisi noktasıdır. O yüzden her zaman söylüyoruz ki sizin sorunuzun cevabı bu noktada sosyal beceri ciddi bir şekilde etkiliyor. Etkiliyor. Yani ama... İşte biraz da aileler ebeveyne yine geleceği herhalde evet, burada. Yani evet. ebeveynin birazcık... Esas ana nokta orada. Esas ana nokta orada. Yani evet. o telefonu doğru yaşta çocuğa vermek herhalde bilmiyorum. Ya da işte ebeveynin doğru çocuğu çocuğu doğru bir şekilde eğitmesi. Şimdi Orhan Bey ben yaklaşık 4,5-5 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye'de. Hı. Türkiye'de hatta İstanbul'un %80'i şu an tamamlamış bulunmaktayım seminer olarak bugüne kadar 5 yılda. Ee, gerek Ram merkezleriyle çalıştık burada gerekse okullarla da. Ben güvenli internet kullanımı ve bilinçli kullanımına yönelik seminerler düzenliyorum. Ücretsiz evet. bir şekilde. Tamamen ben gönüllü bir şekilde katılıyorum bu şeylere. Burada okullarımızın sağ olsun ilgili rehber öğretmenleri beni arıyor, davet ediyorlar. Çok i̇şte güzel. şu gün şu tarihte böyle bir seminer yapsak sizin için uygun mu? müsait misiniz gibisinden. Elimden gelince hepsine katılmaya çalışıyorum ki yani şey e, bir konum filan da yok. Yani Hı. Güzel Yurt'tan kadar her okula hemen hemen gitmişliğim vardır. Şimdi ben burada tabii ki hep öğrenciyle çalıştım bugüne kadar. E, belli zamanlarda velilerine de olan toplantılarımız oldu veya kimi zaman öğretmenlerimizden de oldu. Ama benim doktora tezimle de ki ben alanımda yapmış olduğum tezim de bu yöndeydi. Güvenli internet kullanımına yönelik bir tez yapmıştım. Bu üç bacaktır. Bacağın bir tarafı aile bir tarafı öğrenci bir tarafı da öğretmen. Evet. Biz genelde bu öğrenci bacanı çok sayıda yaptık hı hı. defalarca yani bugüne kadar e, herhalde 300-400'e geçmiş bir seminer sayısına sahibim adada. Ama burada bizim esas ulaşamadığımız nokta ebeveynlerdir. Çünkü bugün dijital dünyada ki e, yeni seminerimin konusu da budur dijital dünyada nasıl anne nasıl baba olunur. Evet. Çünkü anne ve baba nasıl dijital dünyada davranacağını bilmiyor. Biliyorsunuz daha çok küçük yaşlarımızda öğrendiğimiz bir konu vardı rol model olmak diye. Yani örneğin işte ilkokulda bizim rol modelimiz ilkokul birinci sınıftaki öğretmenimizdi biliyorsunuz. Sonra işte belli bir yaşta anne baba pardon küçük yaşlarda anne baba sonra işte öğretmen sonra belki bir mahallede bir abimiz bir ablamız rol model olur. Sonra belki bir ünlü bir sanatçı belki bir alanımızla ilgili bir spor Tabii. vesaire filan. Şimdi bizim e, anne babayı çocuk ne yapar taklit eder. Eğer anne baba saatlerce telefonda, bilgisayarda, tablette vakit geçirse doğru o çocuğun da farklı bir e, davranışını bekleyemezsiniz. Tabii çok ee, örneğin bir kitap okuyan bir aileyi düşünelim. Eğer akşam işte saat 8.30'dan 9'a kadar yarım saatlik bir sürede hadi bakalım bugün kitap, kitap, televizyonumuzu kapatalım. ...bilgisayarlarımızı kapatalım... ...telefonlarımızı bir kenara bırakalım... ...ve yarım saat boyunca herkes... ...kendisi bir kitap alsın... ...sayfa sayısı önemli değil... ...önemli olan okumaktır... ...kimi 5 sayfa okur... ...kimi 10 sayfa okur... ...kimi 20 sayfa okur... ...ama orada... ...kaliteli bir zaman geçirmedir... Süper. ...veya bugün e, sosyal medyada... ...farklı böyle karikatürler görürsünüz... 5 e, Ailede 5 kişi vardır... ...2 anne, e, baba dışında 3 de çocuk... ...hepsinin de bir cihaz... ...birinde tablet, birinde bilgisayar... ...birinde telefon... Bir tanesinde başka bir cihaz, başka bir cihaz vesaire vesaire. Şimdi bu gerçek. Bu yaşanmış bir olay. Kafelere gidiyorsunuz siz de. Mutlaka gözlemliyorsunuzdur. Aynen. Dur. Çok güzel. Gençler ben oturuyorum. Yani şimdi isim vermelim. ...gittiğimiz kafelerde... ...mesela Aynen. kafelere gidiyorum ben de çok böyle gözlemlemeye çalışırım... ...çocukların hepsinde telefon... Evet. ...devamlı ona, ona like atar, ona yorum yapar... ...aa bak bunu gördüm falan diyor... ...devam eder e, sohbetine ama... ...hep, hep o telefon üstüne... Evet. ...fotoğraf çekecekleri an... ...böyle e, bu şekilde bir bakarlar... ...o Aynen. an böyle bir fotoğraf çekilir... <laughs> ...tekrar telefon başlar... ...hatta bunun bende bir daha çok da güzel bir videosu var... <laughs> ee, seminerde kullandığım... Nereye geleceğim... ...şimdi burada... Esas önemli, ana temel nokta şudur. İnsanlar sosyal ilişkilerini kaybetti. Evet. Her şey o telefonla. Evet. Yani işte bak telefonda bunu gördü mü? Bu evet. haberi gördü mü? Öyle, bravo. Bunu paylaştık. Bak ya ben aa, çok hiç, sevmiyorum, hiç sevmiyorum ben o hareketi. Devamlı Biri bana bu. böyle telefonda bak bu videoya gibisinden. Ha. Hiç böyle Şu artık Bütün böyle şey gece evet. gündemde konu odur. Aynen. Erinc'in paylaştığı video. Ahmet'in paylaştığı bravo. sevgilisiyle fotoğrafı vesaire. Bu değil konu. Bravo. Biz maalesef bu şeyimizi kaybetti. Bu da nereden desi? dediğim gibi dijital anne baba olamadığımız evet. için. Çünkü anne babanın ilişkileri bu yönde ilerliyor. Abi. Çocuk rol model olacak bu. Şimdi bakın bende bir tane video var çok ilginçtir. Bizim zamanımızda Şimdi tabii konu sağlık e, yiyecek içecekten ama yok yok bu da bu da bu da bu da böyle bir yöntem da, vardı abi. bizim anne tutardı böyle kaşığı bak dedi yukarıdan uçak gelecek vız dedi hani uçak dedi bakarken <laughs> oradan o kaşık girer ağzımıza evet, hatırlarsınız evet, tabii, bu tabii. devamlı bir o kaşıkla o yedirme potansiyeli potansiyelini artırırdı şimdi şimdi bir anne baba <laughs> ne yapmış daha bir anne yapmış bunu bir bant bağlamış başına banda Orhan Bey telefonu monte etmiş ve telefonun içine YouTube açmış, tamam, tamam. YouTube'dan bir e, şey geçiyor, e, bir video geçiyor. çizgi film, video neyse. Ve e, hatta YouTube araştırırsanız göreceksiniz, yüzde yüz yeme garantili video diye tamam, videolar tamam, var tamam, bakın. Yüzde tamam, yüz tamam. yeme garantili. Açtı videoyu, çocuk orada izlerken daha çocuk bir aylık ya da iki aylık kaşık kaşık yemek yiyor. E şimdi bu çocuğun teknolojinin içinde doğan bir alfa kuşağı, bu arada ona Tabii. ben 2015'ten itibaren olan çocuklarımız alfa kuşağı. Alpha kuşağı. Alfa kuşağının 2015'te doğan bu çocuklarımızın, teknoloji için doğan bu çocuklarımızın mümkün mü ki teknolojiyi uzaklatalım? Hayır. İmkansız tabii. Ama biz burada dijital emzik dediğimiz bir yöntem var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Al çocuğum bu telefonu, evet. ben televizyon izleyeceğim. Al çocuğum bu tableti, ben e, maç izleyeceğim. Evet. Al çocuğum şunu, annenle sohbet edecek. Yani sen sus, emzik tabiri caizse dediğim gibi Çok dijital güzel. emzik. Süper. Al bunu sus, biz de işimizi yapalım. Dijital emzik. Evet. Bundan vazgeçmemiz gerekir. Evet. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir ölçüsü var. Bakın beni e, son 6-7 yıldır yanlışım yoksa Facebook bir sınırlandırma yaptı. Hı hı. Özellikle 12 yaşından, 14 yaşından, 15 yaşından, küçük çocuktan artık sosyal medya Facebook açılmasına Facebook izin vermiyor. Hı, Ve ebeveynlerin kontrolünde bunu sağlıyor. Çok güzel. Ve bazı anne babalar ne yapıyor biliyor musunuz? Devamlı çocuktan yani işte o bildirimler gelip de kabul etmesi gereken ya da etmemesi gereken de kontrol yapmaması için He. çocuğa sahte hesap açıyorlar. Çocuğun yaşını büyütüyorlar. Şaka 30 gibi. yaşında gösteriyorlar, 40 yaşında gösteriyorlar. Ama çocuk küçük küçük şaka gibi. Çok Veya şaka iyi bebek şey e, gibi. çocuk daha doğuyor. Çocuğa Facebook hesap açıyorlar. Çok iyi Neymiş iyi. efendim çocuğa miras kalsın. <laughs> Facebook hesabı. <laughs> Yani şimdi böyle bir giriş. dünyadayız. Evet, Dolar bu, böyle bu bir dijital, döneme girdik. Evet, doğru. böyle bir dijital anne babamızın bu dünyada nasıl davranacağını bilmesi gerekir bu yönde. E, ben toparlayayım sözlerimi. Artık e, bizim seminerimiz bu yönde ilerleyecek. Yani artık bizim hedef kitlemiz anne baba olacak. Anne babalara gidecek bu seminerden itibaren. Tabii. Onlara nasıl anne olunur, nasıl baba olunur, ne yapmalarının doğru olduğunu, ne yapmalarının doğru olmadığını onlara anlatacak. Sanırım en kritik de o. İnşallah e, <laughs> onlardan bu güzel e, sonuçlar alacak. Sanırım en kritik o çünkü gerçekten <laughs> yani aslında olay anne baba. Bana <laughs> öyle gelir bilmem her zaman. Ben bir de bir de bunu şöyle söylerim. Mesela az önce konuştuklarınızdan sonra sosyal medya insanı mutsuz ediyor gibi bir araştırma çalışma görmüştüm bir dönem. Evet. Yani işte ben evde oturuyorum ama arkadaşım Facebook'ta paylaşmış tatilde. Evet. Ya da öbür arkadaşım paylaşmış restoranda ıstakoz diyor. Evet. Ben yiyemiyorum. Evet. Yani insanı mutsuz ediyor gibi gelir. Yani öyle bir çalışma konuştum. Doğru. Doğrudur. Payı var herhalde. Ama, Doğrudur. Ama belki de o da mutlu değildir orada. O ıstakoz yerken ıstakozu belki de benim az önceki videoda öyle bir şey var. Evet. Yani olsun. şimdi Neyse. tekrar gösteririz o videoyu. Onu tekrar esa, video yönetmenimden isteyeyim. Yani evet. o ıstakoz yiyorumdur. Ama ben belki de o ıstakozu beğenmedim. Kesinlikle. Ama müthiş bir şekilde paylaşıyorum. Şimdi Çok mutluyum özellikle bu. sosyal medya, Instagram için konuşalım. Facebook'ta da var ama şimdi tabii özellikle yaptığımız seminerlerde ee, genç nesil Facebook'u terk ediyor. Terk ediyor. Terk ediyor. Evet. Sorduğumuz zaman neden? E, hocam artık orası, e, işte annemiz babalarımızla girdiği için hmm. biz oralar çok e, hmm. memnun kalmıyorlar. Hmm. Artık Instagram hmm. yoğun bir şekilde. Hmm. İşte biliyorsunuz TikToklar çıktı bu son Tabii. işte. Kısa kısa hmm. short hmm. videolar çekiyorlar, hmm. TikTok videoları vesaire hmm. vesaire. Şimdi nereye geleceğim? Özellikle Instagram'da insanlar ee, hep böyle mutluluğu oynayan, evet. güzelliği oynayan, sevinci oynayan ama arka planda aslında background'da yatan olumsuz şeyler. Olumsuz şeyler. Nedeni de nedir? İşte biliyorsunuz e, yani bu aslında bizim kültürümüzümüz yapımızda da var. NASA'da şöyle işte her zaman bize ne denir? İşte... Kol kırılır, kol kırılır yani kolumuz kırıldığı zaman o yeni içinde kalır diye bir söz var bilirsiniz. Yani yapılan olan her şey burada kalır. Hı hı. Yani yansımasın. Hı hı. Yani sen çok mutlu bir aile tablosu çiz. Hı hı. Herkes çok büyük bir aşk yaşıyor. Herkes çok keyifli. Herkes ne bileyim ben çok tatil konusunda mutlu. güzel yerlere evet. gidiyor. Her evet. şey böyle muhteşem. Evet. Ama... Arka plana bakıyorsunuz ki az önce videoda da vardı o kısım, ee, böyle bir şey yok. İnsanlar dediğiniz gibi birinin e, mutluluğu ona mutsuzluk olarak geliyor. Bak işte komşu evet. Türkiye'ye gitti, komşu denize gitti, Deniz şuna gitti, değil. buna gitti, evet. bak ben buradayım. Evet. Ya da işte evet. eşlerin sürekli kocalarına ya da işte kadınların evet eşlerin, kocalarına sürekli olarak... İşte bak arkadaşım tatil etti, sen İtti, beni götürmüyorsun. Götürmüyorsun. Yani şeklinde. şeklinde Sürekli bir aile içinde bu sefer huzursuzluk. huzursuzluk. İster tabii, tabii tabii. Çocuğa tabii. da yansıyan tabii. huzursuzluk. Tabii. Yani bu sosyal medya maalesef bir noktada insanların biraz böyle aile ilişkilerini de etkilediğini görmekteyiz. Evet. Tabii sadece bunlar değil. Yani bu konuda çok çeşitli araştırmalar da var Orhan Bey. Yani çok hı. böyle çarpıcı mesela aldatma konusu. Hı hı. Mesela sosyal medyanın kullanılmasıyla beraber aldatma oranının artışı olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Yani bugün Facebook'tan ve Instagram'dan insanlar e, hayatlarında hiç tanımadığı insanlar takip edebiliyor, onlarla evet. iletişim kurabiliyorlar, evet. sohbet edebiliyor, konuşabiliyorlar, gerçek dünyada buluşmaya kadar giden evet. süreçler var. Sadece şey, bu eşler arasındaki aldatma değil, insanların arkadaşlık süreçleri de bu aynı Tabii. durum söz konusu. Mesela bugün bizim e, risklerden bir tanesi de budur. Evet. Hayatlarında hiç tanımadığı bir insanı bir gencimiz kabul ediyor. Mesela. Ve e, onunla başlıyor yazışmaya, sohbet ediyor, konuşuyor. Evet. E, benim bir tane videom var. Mesela Almanya'da çekildi e, bir kamu spotu. Klaus nerede diye. Hı hı. Şimdi eve bir sürü insan geliyor. Böyle çok e, kötü görünümde, çok tehlikeli insanların olduğu insanlar geliyor. Hepsine kapıyı açıyor annesi ve işte Klaus nerede? Yukarıda diyor. En son bir tane robot geliyor hatta ve bütün evi o robot e, böyle silahıyla e, savaş alanına çeviriyor. Ve en sonunda da bir tane e, yine bir e, özellikle psikolojiden e, bahsederek söyleyelim bunu. Örneğin bir tane işte e, bir cinsel anlamda e, bir kız çocuğunu alıp ona e, zarar verebilecek boyutta bir e, karakter geliyor. O da geliyor. O da kızı soruyor. Ve kızı alıp gidiyor. Sonra Orada tabii kamu spotu bitiyor. Ve kamu spotun bittikten sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki gerçek dünyada diyor çocuklarınızı koruyorsunuz. Peki diyor internette koruyabiliyor musunuz? Evet. Çünkü bugün internet dünyasında 7-24 bir süreç var. Bakın akşam siz evinize gittiniz saat 10-11 kapınızı kapattınız bitti. bitti. Dışarıdan gelebilecek tehlikeleri bir şekilde sizin yaparsınız o kapınızla beraber dışarı e engellersiniz. Ama bugün çocuğunuzun saat 12'de, 1'de, 2'de, 3'de herhangi evet. birini fark etmek istedin. Kiminle konuşuyor biliyor musunuz? Hinkinsiz. Bilmiyorsunuz. Evet. Kimle iletişim kuruyor? kimle sohbet ediyor? Vakit geçiriyor? Paylaşımlar yapıyor? Bunlar bilmiyor. Ben hep bunu soruyorum. Tabii. Geldiği zaman ebeveynlere. Tabii. Bunu Tabii. biliyor musunuz? Hayır. Tabii. herkese bir soru işareti. Tabii. Bu büyük bir tehlikedir. Tabii. O yüzden bugün eee Örneğin bir cinsel istismar gösterecek bir kişiyi çocuğunuza gerçek dünyada yaklaşım yaptığı zaman hemen anlarsınız ve dersiniz ki kızım oğlum yanıma gel. Evet. Ama Onu bunu, koruma içgüdüsündesiniz. Çok güzel. Ama o 24 saat içinde kimine konuştuğumuzu bilmiyoruk. Bakın sahte profiller var. Çok. Veya sizin kendi fotoğrafınızı alıyor ve sizin adınıza başka bir fotoğraf açıyor. Evet. Bir bakıyorsunuz ki bak gayet düzgün, aklı başında olgun normal bir insan. İsminizi atıyorum Kemal koydu. Ama bu Kemal'ın sahte olduğunu ben bilemem bir çocuk olarak. Ha bunu kim bilebilir? Bir anne bir baba bilebilir. anlayabilir. İşte, evet, i̇şte çocuklarımızla biz iletişim kormuyorum. Evet. Mesela bugün siber zorbalık konusu çok Mesela, önemli bir konu. Bakın siber istiyorum. zorbalığın ana temeli noktası ne biliyor musunuz? İletişimsizliktir. İletişimsizlik. Bugün Siber zorbalığın ...ana temel noktasında... ...anne babayı ve çocuk arasındaki iletişimsizlik... Sibir ...neden? Siber zorbalık nedir? Bir de onu izleyeceğimiz... Tabii, şey şimdi siber zorbalık edelim. şudur... Nedir? Sanal dünya üstünden... ...tablet... Hı -hı. ...telefon... ...bilgisayar... ...cep telefonu... ...aramalar vesaire üzerinden... ...devamlı bir şekilde... rahatsız edici mesajlar... rahatsız edici fotoğraflar... ...maruz kalıyorsanız... ...sanal zorbalığa maruz kaldığınızı söyleyebiliriz. Anladım. Ve bu sürekli arz ediyor. Hı -hı. Mesela devamlı size mesela... Mesaj atıyorlar, diyorlar ki senin şu fotoğrafını ben internete paylaşacağım. Eğer bunu yapmamı istemiyorsan bana bu kadar para vereceksin. Evet. Şantajlar başlıyor. Evet. Ama esas bunun başlangıcı sanal zorbalıktır. Evet. Zorbalık yapılıyor. Evet. Ki bunu özellikle nerede görüyoruz? Ortaokul ve lisede. Neden? Çünkü çocuklar işte ellerinde telefonlar var biliyorsunuz. Tabii. Gizli bir şekilde onu uygun olmayan bir fotoğrafını çekiyor. Tabii. Bak senin fotoğrafını çektim. Bir şey yapıyorken, hadi diyor, eğer bugün isteklerimi yerine getirmezsen evet. sana şunu şunu yapacağım. Ki bu ülkemizde çok fazla şekilde var. var. Bakın bir tane e, isim vermeden okulumuzu vereyim, e, çok detaylı girmeden. E, bir kızımız maalesef bu sana zorbalığa maruz kalıyor. Bakın defalarca kez e, ilgili e, zorba, kurbana isteklerini yerine getiriyor. Ben bir tane sadece masum annesini söyleyeyim. Evet. Bugün diyor git, teneffüste, Atatürk büstünün önünde ve tek ayak üstünde dur. Bu en masum En masum Anladım. Üç ay boyunca bunlar devam ediyor. Artık üç ay sonra artık kızımız maalesef bunu kaldıramayacak bir boyuta geliyor. Ve bu kez işte e, gerek rehber öğretmenine gidiyor, gerek işte aileye ve polise e, şikayet edilerek. Günün sonrasında tabii o sonuç elde ediliyor. Yani evet. ulaşılıyor. Ulaşılıyor. Si siber e, zorbaya ama ulaşılmam edebilir. Tabii Tabii, o, daha da kötü o kurban daha da kötü bir noktaya gelebilir. Bugün bakın yani çok detay daha paylaşmak istemiyorum televizyonda. Evet, tabii yani tabii aynen, ama tabii. Çok ciddi bir yani sıkıntıları bile beraberinde getirebiliyor bu e, kurbanın kurban. yaşayacağı travmalar, tabii. problemler. İşte biz bu noktada şunu yapmamız Hı, gerekir. Tam onu soruyorum. Anne baba çocuğuna iletişim kuracak. Bak anneciğim, bak babacığım. Sana böyle bir mesaj gelirse, evet. böyle bir şey olursa ilk gel bize söyle sakın. Bunu saklama, evet. örtbas etme. Evet. Biz de ee, yanındayız. Gel bize söyle evet. bir saniye kızmayacak. Güven, evet. Kızma Şimdi, da çok önemli galiba evet. sanırım. Evet çünkü bakın bizde şöyle bir şey var. Dinali'de babalar otoritedir. Evet. Anne de biraz daha yumuşak hmm. başlıdır. Ne olur işte anneye gelir söyler o kızımız Tabii. oğlumuz. E, Anne ne der? Aman sakın babam duymasın evet, ha. Evet mesela. Hep halının altına itiyoruz. Çok Hep halının altına süpürüyoruz. Aslında o orada kalıyor. tam tersi duysun. Anne çözemezse. O olay gittik sonra büyüyor büyüyor bir iceberg gibi o görünen dağın bir o kadar da altında oluyor. Altında oluyor tabii. E şimdi ben iceberg'e getirmeden olayı bizim yapmamız gereken şudur. Daha bu kadarcıkken evet. gelecek anne baba benim böyle bir sorunum oldu. Ailecenek bunu çözülecek. Evet. Çok ne güzel. yapabilirik Orada tabii ki ilk başta şunu söylüyorum. Öncelikle kesinlikle polis küsü gidecekler. Burada polisimizden destek alacaklar. Gerekirse rehber hocamızdan destek alacaklar. Veya bu alanda uzman kişilerden destek alıp bu sorunu en minimize indirmeye çalışacaklar. En başından. Kesinlikle. Mesela Çok geçen haftalarda yaşça büyük bir e, bir e, hocamızın e, kardeşinin başına gelen bir olay var. Yanlışım olmasın e, 50 bin pound. Evet. Bakın 50 bin pound siber zorbalık yapan kişilere kaptırdı. Aman Allah'ım. 50 bin pound'u. Ve nasıl? Tehditle. Tehditle. Tehditle ona farklı tehditler yapılarak İBAN'a devamlı para göndere 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 en son 50 bin ulaştığı Orhan Bey. Bunlara kesinlikle inanmasınlar Çok aldırış iyi. etmesinler hemen mutlaka polis güçlerimize ulaşsınlar ebeveynlerimiz. Evet. E, 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 çocuklarımız bu noktada gitsin anne babasına aktarsın rehberler öğretmenler aktarsınlar ve bu sorunu en minimize indirsinler çünkü aksi takdirde çok gerçekten ciddi sorunlar izleyicilerimize buradan söylemek de güzel önemli bir şey söylemek evet. istiyorum bunu ben son duydum e, Erinç Bey e, bu artık hayatımıza yapay zeka girdi ya e, benim konuşmamı benim yaptığım çektiğim bir şekilde Facebook, Instagram'dan evet. sesimi alıyor e, kopyalıyor ve sizi arıyor o sesle diyor ki ...Erinç Bey, ben Orhan Özdengiz, ben Orhan diyetisyen. Benim şu kadar paraya ihtiyacım var. Bana buraya bırakır mısın lütfen? Sen de tabii beni biliyorsun. Sesimde biliyorsun. Evet. Tabii Orhan Bey dersin. Ne demek? Senin için tabii ki yardım ederim. Ama aslında o ben değilim. Tabii. Çok kötü. Bunu duyduğum şok oldum. Bu şu an Amerika'da çok popüler bir hale gelmiş. İnsanların seslerini taklit ederek yardım ya da artık başka bir şey. Tabii tabii. Bunun öncesinde mesela deepfake dediğimiz olay vardı. Mesela evet. evet. Yüzünü yapıyor, evet. alıyor sizin. Aynen. Örneğin bir işte... Porno sektöründe evet. mesela bir karaktere mesela montaj yor evet. ve diyor ki size... Şantak. bak senin bu videonun sosyal medya tabii ki önünün ünlü... bir hissisis evet. örneğin mesela siz kakaçece çok evet. değerli ve çok önemli bir insan birisiniz mesela, örneğin sizin mesela videonuzu size şantaj olarak sunabiliyor evet. ne olur aman diyorsun aman başıma böyle bir tabii. şey yaşamayayım aman kimse görmesin mahcup olmayayım falan. Evet. ne kadar istiyorsun atıyorum işte 5000 dolar bu size balala artık aynen öyle. Peki bir şey sormak istiyorum. Tamam yetişkinler bir yere kadar yetişkinler artık yetişkin kendini bilmesi dediğiniz zoru. Peki bu dijital ebeveyn programları var. Şimdi onlar mi? ne kadar buna yardımcı edersek olabilir? Şimdi şöyle. Olabilir? E, örneğin işte kullandığımız tabletler mesela te telefonlar. Hı -hı. Bunların içerisinde programlar kuruluyor. Hatta modemleri sanırım. Modemlere dahi oluyor galiba. Yok. Hani bu anlatacağımız program biri bir, bir e, özellikle telefon, telefon ve, ve tablet, tablet. Hı -hı. için. Hı -hı. Tabii ki bilgisayar versiyonları da var. Bunların Hı -hı. amacı şudur Orhan Bey. Programı kuruyorsunuz siz. Sizin kendi telefonunuzda onun esas ana komandasını kuruyorsunuz. Hani bizim çocukluğumuzda uzaktan kumandalı araçlar vardı ya aynı evet. mantık. Hı -hı. Çocuğunuz hangi sitelere girdi? Hepsini görebiliyorsunuz. Hangi oyunlara Hı -hı. oynadı? Hı -hı. Hangi saatlerde girdi çıktı? Siz rahatsız edici gördüğünüz diyelim ki bir site var. Evet. Onu engelleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Bir daha girmesin. Veya diyelim ki çocuğunuzla bir anlaşma yaptınız. Dediniz ki sadece... Her gün akşam saat 7 ile 8 saati arasında bu telefonu veya tableti kullanacak. Ama çocuk sizden gizli Tabii. gizli, kaçak kaçak ne yapar? Aldı, kullandı. İşte o noktadan yapıyorsunuz? O program direkt o cihazı saat 7 ile 8'in dışında bütün saatlerde engelliyor. engelliyor. Ve hiçbir şekilde ona temas edemiyor, etkinleştiremiyor. Süper. Ve bu da Ebeveynin daha kontrollü bir şekilde çocuğunun ne yaptığını, küçük. ne ettiğini, hangi saatlerde kullandığını görebiliyor. Ama biz her zaman şunu söylerek, ağaç yaşkeneydir. Tabii. Bunu küçük yaşlarda yapabilir Bey. Evet. Ama belli bir yaşa gelmiş bir çocuğun, örneğin bir lisede. Tam onu söylüyordum. Evet. Yani bu evet. çocuğa bunu yapamak istiyor. Evet. Burada nedir? Hı. Bizim konuşmamız, anlatmamız, Çok iletişim güzel. kurmamız. Çok güzel. Yani çocuklara biz ne diyoruz? Öncelikle ailelere. Bunlar tamam. Evet. Bunlar yeri var. Ama bunu bir kenara bırak. Önce sen çocuğunla bir kaliteli zaman geçir. Çok güzel. Benim şu an ikizlerim var. 7 yaşında. Hepimizde. Şimdi mesela örneğin çocuğumun basket. Evet. Ve bileyim, işte yüzmesi var, o su var, bu su var. Bunları giderik, yaparık. Daha sonra babam, hadi eve geldik. İster misin biraz bisket süresin? Hadi bisket sürmeye giderik. Hı -hı. Veyahut bisikletimizi sürdük, yemek yedik, o gün mesela hiç teknolojinin hiç içi şey yok. Hadi gel hep beraber, seninle bir PlayStation'da beraber tabii, ama zeka gelişimine uygun bir oyun kuruyorum. Süper. Hem zekasını kullansın, hem o psikomotor çünkü biliyorsunuz hem kaba motor hem ince motor becerilerini de kullanması açısından iyi bir şey tabii o noktada. Onları açısından da kullanır. ama ölçülü yani bu sabah başlayıp da akşama kadar e, 10 saat 20 saat değil. Tam onu istiyorum, hangi yaşta ve ne kadar olmalı? O çok Şimdi tabii bu düşün. konuda çok çeşitli çalışmalar kesin var. Kesin yani, yani işte kesin işte spesifik olarak şu ıı, çalışmada ha. örneğin iki saat göster, başka ha. bir çalışma bunu iki saati almış, bir buçuk saat çekmiş. Ama şöyle söyleyeyim ben sizlere, bugün yani ıı, ilkokul okul ıı, son sınıfa kadar yaptığımız çalışmada, bu gördüğümüz noktada şudur. Bence maksimum bir saati geçmemesi gerekir bir, bir çocuğun. Saat gerekir. Evet. Yani çünkü hem göz sağlığı açısından biliyorsunuz. Hem bilissel açıdan çünkü evet. beyni ne yapıyor? E, bir noktada e, tembelleştiriyor. O, tembelleştiriyor. Şimdi beyni biz aksine küçük yaşlarda istiyor ki daha çok e, gelişsin ve daha çok e, yakalasın. En gelişeceğiz ama en Evet. Gelişeceğiz çocuk ne zaman. yapıyor? Alışıyor artık buna. 2 saat 3 saat ileri geri, ileri Tabii. geri, ileri Tabii. geri. Tek bu. O beyni kullanamıyor 3 saat. Sonra çocuğu alıyorsunuz koyun çocuğa hani, ayları bulat da gözlemlesin. Çocuk koyun bir kenara köşeye çocuk bu şekilde bakıyor evet. boş boş. Neden? Evet. Çünkü halen daha 3 saatin etkisindedir. Hı hı. O yüzden ilkokul e, yaşına kadar ki okul öncesi hatta 15 dakikadan fazla olmadığı gösteriyor bazı çalışmalar hı hı. maksimum. 1 saatte geçmemesi gerekir. Ortaokul e, lise çağlarında ise bu süre işte 2 ile 2,5 e, saat arasında da maksimum Sınanlılar. olması gerekir. Çünkü daha fazlası zararlı. Peki bu telefonu, tabletten bahsediyoruz televizyon? Şimdi televizyon konusunda tabii e, onun da bir e, ölçüsü olması gerekir. Yani onu da atıyorum, bu dilimin dışına çıkarsak o da işte ortalama e, yine. ...o yaş gruplarında iki saati maksimum evet. üstüne çıkmaması evet. gerekmekte. Çünkü televizyon her zaman daha şey gelir. Bilmiyorum ama... Zararsız şey görünüyor. Daha zararsız görünüyor. Ama onda da mesela göz sağlığı var. Tabii ki mutlaka. Onda da bir tembelleştirme var. Tabii ki ama telefon o tablete göre sanki bilmiyorum. Bana her zaman daha ama eğitici mi işte gelir? Ama işte orada da şöyle bir şey var. Orada da gördüğü herhangi bir olay karşısında çocuğun gidip onu yönlendirip... ...nasıl bir evet. YouTube'daki bir videodaki tabii, gibi... Tabii, tabii. ...gidip onu uygulaması... ...bak işte bak burada bir işte abi ne yapmış... Ee, ne bileyim işte arabayı kaydırarak bir video Tabii. çekmiş. O da onu yapma isteği duyabiliyor. Tabii. Yani izlettirdiğimiz yayınların da kalitesini e, iyi bir seçeneğe seçmemiz, seçmemiz lazım. Tabii. Peki biraz bu şeyi bahsedelim. Ee, dijital bağımlılık. Tabii. Dijital bağımlılık hakkında. Yani insanlar bağımlı oldu. Çocuklar bağımlı oldu. Herkes artık ellerinde telefonsuz gezen insan yok. Hatta çoğu insan şeydir. telefon telefonum derken der kendimi çıplak gibi hissederim der. Yani çok duyarız bunu. Eee ne, ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Bu bağımlılık nasıl aşılabilir? Şimdi biliyorsunuz telefonsuz yapamamak nomofobi. Hah bu güzel, bu kelime bu mu? Evet. Nomofobi. Nomofobi. Evet. Şimdi e, işte ne bileyim şarjsız olamamak, farklı farklı hastalıklar çıkıyor. Mesela e, herkes ellerinde şerirle gezer hatta. Evet. evet. Şarj, Bataryalarla. Bataryalarla beraber Bir tanesi biterse ikinciye O da mesela bir, o da bir fobi. <laughs> Herkesin ceplerinde kapmalar, ellerinde <laughs> evet. böyle. Ee, bizim hatta çok sevdiğim bir arkadaşım var, o da mesela böyle bir e, durumda ama farkında değil kendisi hmm. aslında hmm. süreç itibariyle. Şimdi bağımlılığın her şey, hangi dilimi olursa olsun hepsi kötü. Yani alkol bağımlılığına Tabii. tutun, uyuşturucu bağımlılığına tutun, e, ne bileyim ben işte teknoloji bağımlı olsun, hepsi zararlı. Evet. Bunun ana temel noktası nedir? Ölçüyü bilmememizdir Yani e, şimdi mesela sizin yine alanınızdandır. Şimdi su içmesi gerekir. İşte bir diyet yapan evet. bir bireyin. Ama şimdi siz dersiniz ki atıyorum günde işte 3 litre Hı. yeterlidir. Ama Hı. o 3 litreyi 6 litre 7 litre 8, 8 litre çıkarsa mutlaka bir zararı var. Aynı tabii, mantık. Tabii. Burada da aynı mantık. Yani tamam dijital dünyayı kullanalım. Dijitalden yararlanalım. Gerekirse eğitim öğretim süreçlerinde faydalanalım. Ona da bir sıkıntımız yok. Ama sen 10 saat, 11 saat, 12 saat günün bilgisayarda geçirsen Ortalamada 8 saat, 9 saat uyuduğunu bir düşünün zaman bir bireyin size kalan geriye demek ki 3 saat, 4 saat kalıyor. Ve uykuyu da etkiliyor bu. Bakın e, kalitesi de. ülkemizde çok ciddi bir oyun bağımlılığı var. Bunun temel noktası da maalesef buradan çok e, yüklendik aileler ama buna söyleyeceğim ailelerdir. Ailelerdir tabii. Çünkü bakın oyuncu koltuğu diye bir koltuk yaratmışlar. Amaç ne? Çocuk rahat bir şekilde saatlerce bilgisayar ekranına kalksın. O ergodinamik dediğimiz yapıda yorulmasın, beli ağrımasın, sırtı ağrımasın. Saatlerce o oyuncu koltuğunun verdiği rahatlıkla, işte ne bileyim ne süngerinden, evet. ne derisinden evet. e, kalsın. E bunu kim alıyor? Tabii. Anne baba alıyor. Veya bu gaming dediğimiz bilgisayarlar var. Şimdi evet. artık laptoplar çıktı biliyorsun. Eskiden masaüstüydü. Masaüstü, şimdi laptoplar? artık laptoplar var. Yani çok güçlü laptoplar. İşte 2000 dolar, evet. 2500 evet. dolar, Siz 3000 oyun dolar. Için. Sadece oyun. oyun. İşte ne bileyim ben şu ekran kartı, evet. bu kadarlık ek, e, evet. RAM, şu kadarlık bir işte evet. hard disk filan, i̇şte ekranın boyutu bu kadar tabii. vesaire vesaire yok, ışıklı klavye, ışıklı mouse filan, e bunu kim sunuyor bu çocuklar mesela? Aileler sunuyor. Aile sunuyor. E şimdi bu bir oyun bağımlılığıdır. Çok güzel tabii. Ee, teknolojinin her türlüsü bağımlılıktır. Bakın oyun bağımlılığında da mesela e, biz şunu söyleriz çocuklar, e, ailelere. Örneğin bir oyun alacaksınız. Mesela biliyorsunuz ülkemizde yaşayan bir olaydı bunun 4-5 yıl önce belki olmamışsa 3-4 yıl önce hı hı. Kötü, sonu kötü bitmişti. Bir çocuğumuz bir isim vermeli mi oyunun çünkü evet. hoş bir o isim Tabii. değil. İşte böyle kavgalı kırdılı dövüştü bir oyunu oynardı ve sonrasında o artık oyundaki çeşitli görevlerden sonucunda Ailesine zarar vermişti bu Hı -hı. çocuğumuz ve bir oyun bağımlılığını Hı -hı. sağlayan bir oyundu aslında. Tabii. Şimdi mesela burada PEGI dediğimiz bir e, dünya çapında uluslararası lisans sağlayan oyunlar, lisans sağlayan bir kurum var. Hı -hı. Bu kurumun özelliği nedir? www.pegi.info Buradan e, siteye giriyorsunuz, alacağınız oyun her neyse adını yazıyorsunuz. Evet. Atıyorum Minecraft, şimdi reklam olmasın ama o zeka oyunudur diye evet. veriyorum. Minecraft. Girdiğiniz zaman Orhan Bey bakıyorsunuz. Hangi yaş grubudur? Örneğin size gösteriyor. Örneğin 18 yaşını gösteriyorsa misal 18 ve üstüdür. Örneğin bugün 12 yaşındaki çocuğun 18 yaşındaki oyunu oynamaması gerekirdi. Çok doğru. Anladım. Veya bugün e, biz e, 8 yaşındaki çocuğun tabletinde o 15 yaşındaki oyunu oynatıyorsak bu bizim hatamızdır. Hatamızdır. Bravo. Çünkü e, örneğin mesela bir gün çocuğum bir tane tablete bir oyun kurdu. Baba dedi bu oyunu açamıyorum. Getir bakayım bir dedi. Bir baktım oyun zombilere Zombiler. zombileri öldüren evet. bir oyun. Çocuk 7 yaşında. Ama evet, çocuk 7 evet. yaşında bir Tabii. reklam çıkıyor belli karşısına basmış ona. Ama oyun yükledi elini... ama Allah'tan açamadı. açamadı. Hemen aldım ben onu sildim. Evet. Ama işte bu kontrolü sağlamamız gerekir. E şimdi bir taraftan oyuna bağımlısıyık. Tabii. Bir taraftan bilgisayara bağlı. Bir taraftan telefon bağımlıyız. Bir taraftan şu. E bugün bak biliyor musunuz İstanbul'da Bakırköy'de yani ...Ruh ve Sinir Hastanesi'nde internet bağımlılığıyla ilgili klinik var. O kadar yani. Gid evet. Bir gidiyorsunuz kadar. oraya, 3 ay, 5 ay, 10 ay, 1 yıl artık durumunuza göre... ...bağımlılık tedavisi görüyorsunuz. E şimdi e, sosyal medyaya devamlı bir paylaşım yapma isteği duyan insan... ...o da bir bağımlılık. O da bir bağımlılık. Çok Veya iyi. bugün Instagram'da ne oldu? Tabii. Bakalım. Bir saat Instagram'a bakıyor, dönüyor... Tabii. Facebook'a bakıyor, Facebook, deniyor, TikTok'a bakıyor, bravo. deniyor, Twitter'a bakıyor. Ee, bu insan hayatının bir tamamen bitmesini Çok sağlayacak bir, şey. bir boyut. Çok bir şey. O yüzden bu aslında tamamen bizde kalan bir şey. Yani şimdi ben işte bir ebeveyne veya bir yetişkin bir bireye diyemem, sen bir saat kullanacaksın. Tabii, öyle bir dünya. Onu kendi işine, amacına uygun bir şekilde kendi ölçecek, kendi ayarlayacak. Çok güzel. Eğer ben bir, dediğim gibi bir youtuberim. Evet. Ben günde belki 4 saat kullanabiliyorum. Çünkü ben bu işten para kazanıyorum. Evet. Bir gelirim var. Evet. Bunu kabul edebilirim. İşim bu. Ama bir öğrencinin evet. veya işte normal e, sıradan bir halkın, bir vatandaşın evet. 8 saat, 10 saat. Sadece merak amaçlı Sosyal medyada evet. işte oyunlarla, evet. bilgisayarlarla bu kadar yoğun vakit geçirirse, e 10 saatte de oyunu koyduğun zaman 20 saat, saat. kaldı geriye 4 saat demek ki biraz, bu çocuğun insanın biraz. gerçek biraz. dünyada real time'da 4 saati var. Çok kötü bir şey. O da herhalde markete gidiyor, araba <laughs> sürüyor. Bu kadar yani bitti. Benim başıma gelmiş öyle bir şey. Bu daha sosyal medyaya ben girmeden hiç unutmam. Arkadaşlarım bana şey derdi. Ya orada sen nereden haber alırsın dedi bana. Facebook kullanmıyorsun, Instagram kullanmıyorsun, hiçbir şey hiçbir şeyde yoksun. Bu dünya nasıl haberin olur dedi bana. E, ya dedim yani dünya haber almak için Facebook mu lazım? Evet. Yani bütün haber ajansları, bütün internet sitesi. Evet. Zaten insan gir bak yani tabii. her türlü bilgiye ulaşabilir ama artık öyle bir hale geldi ki insanlar Facebook, Instagram ya da artık Twitter olmadan haberleri alamıyorlar gibi gelmeye başladı insanlar. E şimdi bakın en başta belki de siz de kendinize bunu farkındasınız. Artık televizyon fazla izlemiyorlar. Evet kesinlikle tabii. Ki pandemi süreciyle beraber biliyorsunuz yine isim vermeyelim Amerika'daki bir e, biliyorsunuz e, yayın e, sistemi olan bir e, sistem üstünde herkes bunları satın aldı ve evet. pandemide çok büyük bir patlama oldu. Halen da tabii evet. kullanılıyor. Evet. Bu gibi çeşitli tabii kanallar vesaire de çıktı. Şimdi televizyon izle, televizyonu azalttık. Gazete de pek artık almıyoruz. almıyoruz tabii. Dergi, mecmua dediğimiz tabii. şeyler artık evimize gelmiyor. Bütün her şey nerede? Tabii, Burada. Tabii. Online dergi, online gazete, tabii. online televizyon. Tabii. E, bütün her şey size sunduğu için doğal olarak siz diyorsunuz, ee, tamam ya boş ver televizyonu. Hadi bunu da buradan göreyim." Bravo. E, bir taraftan televizyonun dizi gördük, Bravo. film gördük. Pop buradan yanından bir reklam çıkıyor. Bravo. Pop pop pencere. Ki biraz da ona söyleyeceğim. Ha bu benim geçen aradığım o konu değil miydi ya, ya sırt çantası arayacaktım ya da işte atıyorum Topla bir geçiyor. şişe e, markası arıyorum hop ona basıyorsunuz ondan başka bir şey ondan başka bir şey o bir bakıyorsunuz sabah başlamışsınız akşama kadar evet. bunun başındasınız. E, ne şarj kalır ne bir şey kalır tabii ki <laughs> e, lazım Topla 24 bağımlı. saat siz elektrik fişinin üstünde bağlı kalırsınız <laughs> e, hareket etmeyesiniz e, bu da tabii ki e, ne oldu işte telefon bağımlılığı oldu evet. nomofobi işte veya tamam. şarj bağımlılığı oldu. Evet. Ee, vesaire vesaire. Bunda çok ciddi bir sorun, problem. Yani evet. işte bunu kişinin kendisini düzeltmesi gerekir. Tabii. Mesela konuşmamda ilk başına ne dedim ben sizlere? Aile otursun yarım saat, hadi gelin bugün beraber neler yaptık? Anlatalım. Konuş. Şimdi mesela bugün, bugünkü son dönemde artık aileler beraber yemek yemiyor. Yemiyor. Çocuk ayırıyor, evet. babak ayırıyor, anne ayrılıyor. Evet. Herkes ayrı takılmış. Hatta odalarda ayırmışlar mesela. Evet, evet. O aile mevhumunu kaybediyor o giderek. Evet. Bu kötü bir şey. Ben hatırlıyorum ben 81'liyim. Benim dönemde babam annem hep şunu söylerdi. Yemek yemesen bile otur. Evet. Bizimle evet. sohbet et. Evet. Bugün ne yaptın? Okul evet. nasıl geçti? Biz neler yaptık? Çok güzel. Anlatalım ki biz ben, ben bunu mesela uyguluyorum Müthiş, çocuklarıma. Çok güzel. Eşime diyorum hadi bakalım sen anlat bakalım. Ne yaptın bugün evet. dairede? İşte Çok güzel. Katı atıklarına mı gittin sıvı? Atıklarına bir şeyler mi? Çalıştınız ne yaptınız? Ben bu okulun, okulda yaşadığım bir olay anlatıyorum mesela. Çok Hadi bakalım güzel. sizler de okulunuzda ne yaptınız? Bu Mesela bir e o paylaşım değil, o bağımlılığı azaltan bir boyuttur. E Veya işte az önce bahsettik, devamlı çocuğa o dijital imzi verme, al Evet. Hadi al bak buna. Hadi al bak buna. Yani çocuk biraz ağladı. Al annemi al telefoncu. Tabii. Al babacığım bu şeyi. Tabii tabii tabii. Mesela doktorumuz var. Doktora gidiyoruz mesela. Çocuk doktorumuza gidiyoruz. Bir bakarım. Bütün ailelerin yanında ya telefon tabii. ve tablet. Çocuklara veriyorlar. Çocuk... Veriyorlar. Tabii. Onlar bekliyor ya sıkılıyor. çok da tabii. sıkılıyor. Al telefonu. Al telefonu. Çocuk bu kadar saat ona bağımlı kalıyor. Evet, evet. Eve geliyor. Baba telefon. Tabii. Anne telefon. Tabii. Evet. İşte bizim öncelikle kaliteli zaman geçirmemiz gerekiyor. Tırnak için koyayım kaliteli zaman. Evet. Çocuğumuzla şimdi belki havalar müsait değil ama biraz daha böyle serinlesin bir pikniğe gidebilirsiniz. Mesela? Ha, denize gidebilir mesela bu süreçte de. Kapalı klimalı ortamlara gidip çocuklarla böyle e, oyun oynayabilecekleri alanlarda vakit parklara geçirebilirler. Edebilir. Akşam üstleri dediğiniz gibi e, sıcağın azaltmasıyla parklara gidebilirler. Tabii, Tabii Çocuklarla spor yapabilirler. Yeter ki o teknolojiden birazcık o çocuğu evet. uzatalım. Evet. Yani ben zaten demiyorum kesinlikle bunu ayrı. Öyle Mümkün şey değil. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> artık, evet, Çünkü yine... bu çocuk doğduğu an uyandı, gözünü açtı zaten senin telefonun <laughs> dit 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 sinyallerini <laughs> sesiyle almaya başladı. Aldı. Tabii. Tabii çok doğru. Çok doğru. Çok güzel programdı. Gerçekten yani Hiç daha fark etmedim, vallahi. konuşsak konuşuruk <laughs> ama artık ağrı sonuna geldik. Evet. Müthiş, müthiş bilgiler edindik. Teşekkür teşekkürler ederim. sağ olasınız. Gerçekten yani bir program daha kaldır sanırım. Ne zaman istersen. Sağdırım seve bir, seve. Sanırım bir problem. Çünkü daha çok sorularım var. Yani yarısını ya sordum ya sormadım diyebilirim. Ne zaman istersen. Seve seve. Teşekkür ederim. Yani bizi aydınlattın. İnşallah ailelere de e, güzel mesajlarımız olsun. ulaşmıştır inşallah. Inşallah. Yani i̇nşallah. Çünkü çocuktur adı üstünde. Evet. Ergendir adı üstünde. Yani kendi kendine bir yere kadar illa ki ebeveynlerin bir şekilde ona destek çıkması Kesinlikle. lazım. Hele ki böyle bir dijital dünyada. Hele ki artık neyin gerçek neyin yanı olduğunu anlamadığımız bir dünya içerisinde. Dünya içerisinde gülüyoruz. kesinlikle. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bunu mutlaka tekrar edeceğiz. Sorularım var, bitmedi. Seve seve. Bir dahaki ama yine olsun. devamını getiririz. Teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. olun. Evet sevgili izleyiciler, bir saatli yaşamdan sonuna geldik. Ee, bugün yardımcı doçent doktor Erinç Erece bizlerleydi. Dijital dünyada ebeveyn olmayı konuştuk. Ee, sorularımız kaldı. Ee, süremiz yetmedi ama mutlaka bu programın bir daha devamını yapacağız. Devamı gelecektir. Sosyal medyada tekrarlarında, Beleteki kanalında bizleri tekrardan izleyebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.